Edirne'de aslında millet bahçesinden ziyade mesela Edirne'nin bir mahallesinde ne bir okul var, ne bir sağlık ocağı var, ne bir eczane var. O bölgenin okula da ihtiyacı var, sağlık ocağına ihtiyacı var. Bakın o bölgedeki insanlar çok mağdur. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Söğütlük, İzzet Arseven Kent Ormanı ve Mesire yerinin millet bahçesi olarak düzenlenecek olmasına tepki gösterdi. Kent Ormanı'nda Doğru Yol Partisi eski İl Başkanı İzzet Arseven'in isminin yaşatıldığını belirten Pekcanlı, yer seçiminin yanlış olduğunu kaydetti. Millet bahçelerinin Türkiye'de yapılması her ilde seçilen araziyle ilgili, seçilen bölgeyle ilgili hep tartışma konusu oldu. Çünkü siyasi bir proje. Normaldir iktidar partisinin siyasi bir projesinin olması ama Edirne özeline geldiğimiz zaman millet bahçesi olarak seçilen yer Edirne Belediyesi'nin orman işletmeden, daha önce Orman Bakanlığı'ydı, şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan kiraladığı, Edirne halkının hizmetinde olan, belediyenin de küçük bir işletmesinin olduğu, çevre bakımının Edirne Belediyesi'nin yaptığı bir kent ormanımızdı. Rahmetli İzzet Arseven isminin de yaşatıldığı bir kent ormanıydı. İzzet Arseven'in Doğru Yol Partisi İl Başkanı iken rahmetlinin orasının bu şekilde kalması için ne mücadele verdiğini, hatta canından olduğunu bütün Edirne halkı biliyor. Onu da rahmetle anıyoruz. Daha önce biliyorsunuz Edirne Valiliği oraya işletmeye kalktı, işletemedi, ihaleye verdi. Alan firma işletemedi. Daha sonra Edirne Belediyesi aldı. Yani birkaç yıldır da gayet düzenli bir şekilde Edirne Belediyesi hem oranın çevrenin bakımını, festivaller, organizasyonlar gayet güzel bir alandı. Edirne halkına açık bir alandı. Pekcanlı, şehrin markası konumundaki Söğütlük'te yapılacak düzenlemeyle halkın özgürlüklerinin de kısıtlanacağını ifade etti. Niye özellikle şehrin markası olmuş, rahmetli bir il başkanının da ismini yaşatıldığı bir yer seçilen bölge. Bu yüzden tepki veren kitlelere destek de veriyorum, anlam da veriyorum verdikleri tepkiye. Daha farklı bir yer seçilebilirdi ki millet bahçesinin olmasıyla beraber en çok konuşulan konu Edirne halkının özgürlüklerini kısıtlama getirileceği konusunda. Biliyorsunuz daha önce Covid önlemleri kapsamında bile orada piknik alanında, mesire alanında alkol tüketenlere idari para cezası bile kesilmişti burada. Şimdi bunların arkasından bu tarz cezalar da gelecek. Ben bunu önceden görebiliyorum. CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Edirne'nin millet bahçesinden önce okula ihtiyacı olduğunu söyledi. Edirne'de aslında millet bahçesinden ziyade mesela Edirne'nin bir mahallesinde ne bir okul var, ne bir sağlık ocağı var, ne bir eczane var. Yani Umur Bey Mahallesi, Meydan Mahallesi'nin olduğu bölgede biliyorsunuz Gazi İlkokulu'nun, tarihi ilkokulun binasının depreme dayanıksızlığı ile ilgili raporlar neticesinde bina yıkıldı. Yıkılmış olabilir, doğru bir karar alınmış olabilir, otopark da ihtiyaç olabilir ama o bölgenin okula da ihtiyacı var, sağlık ocağına ihtiyacı var. Bakın o bölgedeki insanlar çok mağdur. Okullar açıldı. Önümüzdeki haftadan sonra soğuklar başladığı zaman, yağışlar başladığı zaman o mahalledeki insanlar ufacık çocuklarına ta en yakın işte Yusuf Hoca İlkokulu'na veya yakın çevrelerdeki okullara o soğukta yürüyerek götürecekler. İktidarın millet bahçesinden önce bence eğitime, sağlığa biraz daha eğilmesi gerekiyor. İmam Hatip Lisesi yıkıldı, yerine hiçbir şey yapılmadı. Molozlar hala orada, yani açık bir alan duruyor. Kale içinde askeri lojmanlar, yani eskiyen lojmanlar yıkıldı. Yıkılması doğru mudur? Teknik olarak kusurları varsa, yeterlilikleri yoksa yıkılabilir. Ama bomboş duruyor. Öğretmen evi yıkıldı. Edirne'nin bir öğretmen evi yok. Yani eğitim camiasının tepkisini anlıyorum. Otopark oldu mu? Otopark olabilir ama farklı bir yerde o mahallenin çocuklarını yetiştireceği okula ihtiyaç var. İktidarın millet bahçesinden önce bence Edirne'de öncelikle eğileceği işler bunlardır.